Çağımızın hastalığı işsizlik, işverenler ve işsizler ordusu. Okul yıllarında hayat güzel geçerken, sınavlar, eğitim sistemi, okulu uzatma sorunları derken sonunda mezun olunur. Tam derdimiz çilemiz bitti derken, mer oyun daha yeni başlıyormuş. Facebook iş ilanları grupları, işkur, kariyer.net gibi mecralarda çark asmaya başlanır. Başlarda masumiyetle önüne gelen her ilana atlanarak özenle hazırlanmış CV'yi alıp presentable bir şekilde giyinip profesyonel bir şekilde görüşmeye gidilir ki karşımıza milleti çevirip ankete zorlama, kapı kapı gezip diş macunu falan kakalama, dükkanları gezip bilmem ne satma gibi herkese nasip olmayacak işler çıkar. Artık profesyonel bir işsiz olduktan sonra iş beğenmemenin değil, işsizliğin olduğu karşımızda göt gibi aşikardır. Tebrikler, sıçtınız. Minimum 2 yıl deneyim. Daha önce bu işi yapmış. Alanında 3 yıl deneyimli. Eğer ki doğuştan deneyimsizseniz öncelikle bu hatanızı kabullenmeniz gerekir. İngilizce bilen muhasebeci, İngilizceyi iyi derecede konuşan kasap, İngilizceyi bülbül gibi şakıyan grafiker. Hocam adam grafiker, resim çizecek, logo yapacak. Diplomat değil ki. Hayır, boş zamanlarında turist düşüreceksin de tercüman mı lazım nedir? Ofis programlarını bilen, Photoshop kullanan, sosyal medyadan anlayan, sponsorluk projelerini yürütecek, kamera kullanabilecek, web sitesini yönetebilen, tercihen İngilizceyi iyi derecede konuşan çaycı aranıyor. Diyerek adeta çok amaçlı çakı arayan bu abilerimiz gerektiğinde şirketi tek başına koşturtacak, gerektiğinde eve temizliğe çağıracak, gerektiğinde ise tarlaya sürecektir. Şirketimiz bünyesine bayan kaynakçı, tercihen bayan duvar ustası, fiziği düzgün, dış görünüşüne önem veren bayan eleman alınacak. Tercihen bayan, büyük harflerle bayan gibi ilanlarla cinsiyetçilikten uzak olan, amaçları sadece kadınlara destek olan ve bizleri siktireden bu duyarlı abileri de es geçmek istemedik. Hadi diyelim bunları geçtik. Maaş artı SGK nedir? Artı SGK nedir? yakadan paçadan kurumsallık akarak SGK veriyorum lan diyen ilanların ise SGK'nın zaten zorunlu olduğundan haberleri yoktur diye fantastik bir hayal kurarak bunu da geçiyoruz. Peki bu ne? Esnek çalışma saatlerine ayak uyduracak. Her ilanda mutlaka gördüğümüz bu kriteri ilk ortaya çıkaranı çok merak ettik aslında. Abi baksana esnek çalışma saatlerini ayak uyduracak yazmışlar. Adamlar harbi güzel yazmış bak bunu biz de yazalım. Şeklinde virüs gibi yayılmış olan bu anlamsız madde olmazsa olmaz bir hale gelmiştir. Tamam artık her ilanda var anladık yazmana gerek yok artık bu maddeyi. Anayasa kitabına kadar girdi bu tamam. Bitti mi? Bitmedi. Ekip çalışmasını ayak uyduracak, kişisel görünümüne önem veren gibi gereksiz kriterlerde ilana yazacak bir şey bulamayıp nefes alsın yeter dememek için yazılan kriterlerdir. Hayır yani kimsenin bu ilanı okuyup da hmm, yok ya ben ekip çalışmasına uyumlu değilim. Ben kenarda köşede tek başıma çalışacağım diyeceğini sanmıyoruz ne de olsa. Ya da bu kriterleri okuyup da yok ya uyumadı bana ben kişisel görünümüme önem vermem ki. Pislik içinde dolaşıp orman kaçkınına dönmek istiyorum ben. Diyen de olmaz herhalde. Bir de bazı ilanlarda rastladığımız eğlenmeyi seven, eğlenerek çalışacak gibi koşullar neyi ifade ediyor anlayamadık. Sabah kalkıp işe gideceğiz ve içip sıçıp dans edeceğiz, şampanya patlatacağız, geleceğiz. Biliyoruz ki çalışmaktan ebemiz dikilecek. Nefes alacak vaktimiz olmayacak. Ama çok eğleneceğiz. Sanırım burada eğlenen taraf yalnızca patron olacak. Her gün bu şekilde onlarca ilana başvurulur ve düzenli olarak gelmeyen mailler kontrol edilir. Olur da birinden geri dönüş olursa bu kez de telefonda bilgi verilmez. Görüşmeye çağrılır. Sanki yetiştirilmek üzere gizli ajan alınacakmış gibi telefonda bilgi verememesi de garip tabii. Belli ki iş kötü. Yüz yüze söyleyecek. Hazırlan görüşmeye git. Peki ne görüşülecek? Bize yoğun tempoya ayak uyduracak biri lazım. Hani iki gün sonra yorucu da gelebilir. Anladım. Çalışma saatleri nedir peki? Çalışma saatleri işte sabah gelirsin akşam gidersin. Hmm anladım. E peki maaş? İlk başta deneme süreci olur. Sonra durumuna göre bakar. Ona göre maaşı belirleriz. Sigortada zaten senin sigortan benim burada. Bir şey olursa buradayım. Sıkıntı yok. Yemeği de evden getirirsin. Yolu da devlet yapıyor zaten. Denildikten sonra adeta ne tarafa domalıyorduk dedirtecek bir görüşme daha sona ermiş olur. Kısaca işsizseniz İş sizsiniz. Yapacak bir şey yoktur.